Bu borliqdagi hamma narsa Alloh taolo joriy qilib qo'ygan qonunlar asosida turadi. Alloh taolo bu borliqqa qonunlarni o'rnashtirib, sobit qilib qo'ygan. Ana shu qonunlardan o'zgarmasdan turadigan, sobit turadiganlari bor. Ana shu qonunlarning ichida o'zgaradiganlari bor. Ana shu o'zgarmas, sobit qonunlarni borligi bizi hayotimizni o'zini ma'lumotda ketishligiga sabab bo'ladi. Masalan, fizika qonunlari, kimyo qonunlari, astronomiya qonunlari, yerni aylanish qonuni, geografiya deysizmi, nima deysiz? Mana shu tabiat qonunlari o'zgarmaydi. Bandalar taqvodor bo'lsa ham o'sha qonun ishlab turadi. Hammasi fosiq, fojir bo'lib tursa ham yer aylanaveradi. Temir temirligicha, suv suvligicha turaveradi. Ana shu qonunlarni ichida o'zgarmas qonunlar, ularni borligi hayotimizni osuda kechligini ta'minlaydi. Bu tabiat qonunlari shunday deylik, qiyomatgacha sobit turadi. Masalan, yerni aylanishlik qonuni, mana shu ilmdan xabari bor bo'lgan odam falon vaqtda quyosh chiqadi, falon vaqtda botadi deb ayta oladi. Nimaga desak, yer Alloh unga joriy qilib qo'ygan qonundan o'zgarmaydi. O'shuning uchun minut minutigacha kalendarni chiqarib qo'yadi mana kun chiqishini, kun botishini. Temir. Temirni nima ekaniga haqida ilmdan xabari bor bo'lgan odam birodarlar, temirga qanaqa muomala qilish kerakligini yaxshi biladi. Va temirni, temirlik qonuni o'zgarmaydi. Masalan, baland qavatli, ko'p qavatli baland imoratlarni quryapmiz. Agar temir o'zini temirlik qonunidan o'zgarsa, yumshab ketsa, zaiflashib ketsa, imorat vayron bo'lib ketadi. Oltin, tilla. 1000 yil burun ham oltin edi, hozir ham oltin. 1000 yildan keyin ham bu qonun o'zgarmaydi. Bug'doy, mana bug'doy donasini yerga tashlaysiz, 1000 yil burun qanday o'sgan bo'lsa, hozir ham shunaqa o'sadi. Tashlaysiz, 7 ta boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bor. Bu ham qonun. Demak, tabiatda turgan mana shu qonunlarni o'zgarmasdan sobit turishligi siz bilan bizi hayotimizni maromada ketishligini ta'minlaydi. Endi bu qonunlar siyosatga bog'liq emas. Odamlar yashayotgan jamiyatni kapitalizm, sotsializm, kommunizm bo'lishiga hech qanaqa bir aloqasi yo'q. Davlatni ustida kimlar turibdi, yurtda qanaqa siyosat yurgizilyapti, bularga aloqasi yo'q. Yer aylanaveradi. Suv pastga qarab oqaveradi, temir qattiq turaveradi, oltin xususiyatini yo'qotmaydi. Demak, qonunmi? Qonun. Bular o'zgarmaydigan qonunlar. Ammo mana shu Alloh taolo joriy qilgan qonunlardan rizq va sog'lik qonuni bor, bu o'zgaruvchan qonun. Aytdik, yuqoridagi qonunlarni birontasiga insonlarda aloqasi yo'q. Hammasi kofir fojir bo'lib kelsa ham, temir temirligicha, yer yerligicha turaveradi. Taqvodor bo'lib kelsa ham. Ammo rizq va sog'lik qonuni birodarlar, bu o'zgaruvchan qonun bo'ldi. Alloh taolo shunday bo'lishini xohladi va bunda juda katta hikmat bor. Rizq bilan sog'ligini qonuni o'zgarib turishiga nima hikmat bor? Inson zoti doim o'zini sog'ligi haqida qayg'urib kelgan. Mana shu ikkita narsa rizq bilan sog'ligi, tarbiya asbobi. Hikmat shunda bo'lsa ajab emas. Meni yurgan mashinamiz, o'rtacha bir yengil mashinani olsangiz, bir 2 tonna deylik, 2 tonna. Ichiga 5 ta odam o'tirsin, bir 80 kilolik odamni. 400 kilo qo'shildi. Demak, 2400 kilo. To'rtta g'ildiragiga har bittasiga qanchadan to'g'ri keladi yuk? 600 kilodan. Demak, 600 kilo yoki undan ozgina ko'proq yuk har bitta g'ildirakka to'g'ri keladi. Vaholanki bu g'ildiraklar 1 tonnagacha yukni o'zi ko'tara oladi. Demak, ularda nima bor? Qo'shimcha, keragidan ortiq quvvati bor. Demak, zaxira quvvati bor. Yoki oshxonada turgan stolingiz oling. Juda oshib borsa 100 kilo ozuqa qo'yiladi ustiga. Lekin 200 kiloni ko'tara oladi haliga. Demak, unda ham oshiqcha quvvat bor. Endi Alloh taolo insonni yaratganda uning jasadiga ham mana shunday bir oshiqcha quvvat qo'yib qo'ysa nima bo'lar edi? Alloh qodirmidi? Qodir edi. Masalan, bir odam tasavvur qiling. Bironta a'zosi kasal bo'lmaydi. Bironta a'zosi xiralashmaydi. Masalan, tish to'kilmaydi, ko'zi xiralashmaydi, qaddi bukilmaydi, xotirasi zaiflashmaydi. Doim yosh, doim quvvatli, kuchli, sog'lom.
Şunu kıp o işlik Allah kadır mıydı? Kadır idi. 100 yıl, 200 ihtimal, 1000 yıl yaşayışı mümkün idi. Lekin Allah Teala bunu deyip oluşunu haklamadı. Bana şu sağlığı özgür uçan kanun gibi boyusun idi. Arzımayan sebeple insan vafat tafı kaladı. Miyyesinde bir tamir üzülüp getirdi, şal bu kaladı. Yüreği birden gibi tohtap kaladı, ölüp kaladı. Demek insanın cesedi de bana şu keserliğilerini, karışlığını var buluşluğu, rızkını keng ve tar buluşluğu Allah Teala'nın insanlar gibi bir adıgan terbiyesi hesaplanmalı. Bana indi Al-Musa'ir. Al-Musa'ir'nin manası. İktisatçılarda tırbına etken de buradalar, bazardaki nahnava miktarga bağlı buladı. Yani buğday hasılı haddan artık zor bulup köp bulup gelse buğdayda narkı düşüp getirdi. Demek buğday abiyomu köpeyip gelse narkı düşüp getirdi. Şimdi aksinçe buğdayını hasılı yakışıp olmasa buğday az olsa nahnava kötarılırdı. Bu kanun talep ve teklif kanunu değildi bazarda. İnsan betakat kılıp yaratılgen. Bu betakatlik, besabırlik, çidemeslik onun tabiatı da var. Ve bana şu betakatlik, acizlik, çidemeslik bizi közümüzde yaman narsaga okşaydı. Adam sabırlı boyunda zorudu da, çidemli boyunda zorudu da. Yok buradalar. Allah sizi tabiatınızı şuna kılıp yarattı mı? Demek şunda bir hikmet var. Demek paydası var. Eğer insan betakat bulmasa, meşakkat boyunda Allah'a karab intilmez idi. Kıyınçiliği de Allah Teala bulan kelişi olmaz idi. Bana şu meşakkat bulan kıyınçilik, onu bir sabırlığı Allah'a kayıtçıya sebep buladı. Madem ki bana şu acizliğiz, naçarlığiz, öz yüzü zayıf sıkılışız, Allah'a kaçsızlığa sebep oldu mu? Demi bu yaş sıfat eken. Estağfirullah. İnnel insana huliqa halua. Der hakikat insan betaqat kılıp yaratılgen. Allah Teala eti yaptı. Taqatı yok. Be sabır, betaqat. Ve izâ massahul hayru manua. Kengi adıya kulağı salamız. İzâ massahul şerru cezua. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اِلَّا الْمُسَلِّينَ Kaçan unga yomonlik yetib qolsa, kambag'allik, kasallik, o'ta besabrlik qiluvchidir. Kaçan unga yaxshilik yetsa, boy bo'lib qolsa, salomat bo'lib qolsa, o'ta man qiluvchi baxildir. Faqat namozxonlar bunday emas. Mana masjidda o'tiribmiz. Bu yerda o'tirganlarning qanchalari boshiga tushgan musibat sababli ibodatga kelishni boshlagan. Qarzga kirib qolgan, shu qarzga kirishligi va uni besabrligi, betoqatligi masjidga kelishiga sabab bo'lgan. Yoki bir ba'zi birodarlarimiz bir kasalga chalindi, o'sha kasal uni Allohga kelishiga, masjidga kelishiga sabab bo'ldi. Yana birodarlar qancha odamlar yuribdi tashqarida ibodatsiz. Albatta boshiga musibat kelish kerak yoki bir kasallik kelish kerak, shunda masjidga keladi birodarlar. Shuning uchun üstüge kelgen musibet bu adamlarına Allah'ın eşiği yap geldi mi? Demek bu ular için fayda oldu. Allah Azze ve Celle'ni ettik bana rızk ve sağlık kanununu özgür uçu kılıp koydu dedik. Eğer insan ağrımasa Allah deyişlikçe sebep yok. Daim kolada pulu köp olsa, işlere daim alın görüp dursa, bir anlasıya muhtaç olmasa Allah deyişliğe sebep yok. Şimdi siz ağrı yaptı. Keçesi bana uklama yapsız. Hemen uklama yaptı. Yüzde giler. Neme deysiz? Allah'a deysiz. O eşke bardız yardım sorab, kaytarıştı. Bu eşke bardız yardım sorab, yardım verişmedi. Neme deysiz? Demek size Allah deyişliğe alıp bardı mı? Şu musibet bilen keserlik. Peki kars. Bu siz için fayda oldu. İnsan dar haqiqat betoqat qilib yaratilgandir. Agar inson o'zini quvvatli bilsa, quvvatli his qilsa, o'zini shu quvvatiga suyanib qoladi-da, Allohdan behojat bo'lib qoladi. Shu sababli baxtsiz bo'ladi. Agar bir inson boyligiga ishonib turib, Allohdan behojat bo'layotgan bo'lsa, mansabiga ishonib turib, mansabdorligiga ishonib turib o'zini behojat bilayotgan bo'lsa,
cemiyetteki hürmeti, makamıya karab durup özünü bir hacet bileyken olsa, bana şu bir hacetliği onu baksız kıladı. Buradalar, karzımızı bor buluşu, müşkülelerimizi bor buluşu, ancha müşe kasallarımızı bor buluşu, biz üçün yakşı. Men anakakıp taşıyman seni, urguyunu kutup taşıyman seni diyken adam, bir piyara çadı içi yatıp, tomağa kalkıp getirdi de ölüp kaladı. Karay, özümge geldi, özüm buldum, yaman buldum. Ha ana, hiç kim masaken sen mi? Hiç kim masaken sen mi? Pul bosa, pul halkıma genler sana, katta pul halkılar, bu buladı itikadı. Keçirip koyarsan, Hazreti Ekenimizde bir de gürüş tamakın gibi turup kaladı, nefes alıyor kendinde. Buladı ya, açta pul, kıyanızda bir de gürüş ötüp ötüp kaladı. Ma klapın açılı güçe, aşkazan klapı açılı güçe ötüp ötüp kaladı. Bunun yüzünden düşer de bir de gürüş. Bela size ne mi bu şeyse? Brader, buna gürüşten milyonlagen danasını yiyebsen, Allah haklasa şu gürüş seni öldürede. Çünkü acizliğini sıkı gelin.